Saygıdeğer il başkan yardımcım, ilçe başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, Türk Bürosan Başkanım, Balıkesir Spor Başkanım, önceki dönem il başkanlarım, ilçe başkanlarım, KAÇEP Başkanım, ismini sayamadığımız burada beni bu özel günümde yalnız bırakmayan değerli dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, bugün bu anlamlı günümde beni yalnız bırakmadığınız için, burada benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi biz meslekten ötürü alışkınız. Ben böyle çok metin vesaire şey, şu anda da herhangi bir metnim yok. İçimden geldiği gibi konuşacağım. Hepiniz hoş geldin dedikten sonra isterseniz biraz kendimden bahsedeyim. 17 Ocak 1984 Balıkesir doğumluyum. Sırasıyla Balıkesir Ortaokulu, Balıkesir Lisesi bitirdikten sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 4 yıllık üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra tekrar şehrimize geldik. Bizim yerli diye tabir ettiğimiz bir tahrir vardır. Biz Balıkesir'in yerlisiyiz. Benim kütüğüm Balıkesir İzmirler Mahallesi. Allah şükürler olsun 4 yıllık üniversite haricindeki bütün ömrümü 40 yaşına geldim. Tamamını Balıkesir'de geçirdim. Babam Allah rahmet eylesin buralı. Annem Susurluklu. Evliyim. Eşim de benim gibi avukat. Biri 4 yaşında, biri de ellerinizden öper 22 günlük iki kız çocuk sahibiyim. Bu kutlu yola çıktık. Kendimi tanıtım aşamasını geçtikten sonra niye böyle bir şey yaptık, nasıl bir şey yaptık? Size esas anlatmak istediğim noktayı anlatayım. Yine kendimi tanıtmaya devam ederken şunu söyleyeyim. Allah nasip kısmet etti, 15 yıllık Balıkesir Barosu'na kayıtlı bir meslek hayatım var. Yine bu meslek hayatımla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkez ilçe yöneticiliği. Yine bu kutlu davada Allah'a şükürler olsun ki il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı, akabinde kurucu Karesi Belediye Meclis Üyeliği, kurucu Karesi Belediye Meclis Üyeliği'nde Plan Bütçe Komisyonu, Tarife Komisyonu gibi komisyonlarda bulunduktan sonra ikinci dönem Allah bize gene bu teşkilata hizmet etmeyi nasip etti. İkinci dönem Karesi Belediye Meclis Üyeliği'nde bulundum. 2019 yılından günümüze kadar. Geçen hafta Perşembe günü istifamızı vermiş olduk. Bu ikinci dönemimde de yine 4 yıllık süre zarfında encümen üyeliğiyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Karesi Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevimi şerefiyle, layıkıyla tamamladık. Arkasından da 28. dönem Milliyetçi Hareket Partisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere istifamızı verdik. Akabinde Ankara'ya gidip genel başkanımızın, Türkmen Bey'imizin, liderimizin elini öpüp hayır dualarını alıp bu kutlu yola çıktık. Şimdi bu anlatmış olduğum süre zarfında, 15 yıllık süre zarfında mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimlerde hizmetlerde bulunduk. Yerel yönetimlerde edinmiş olduğumuz tecrübeleri ülke geneline yaymak, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu tecrübelerimizi ve özellikle de ülkemizin içinde bulunduğu devletimizin, liderimizin, Türkmen Bey'imizin bu oyunu çok önceden görüp kurmuş olduğu ve sonuna kadar desteklediği Cumhur İttifakı'na bizim de desteğimizin olması adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü bir şekilde seçtirip Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Türkmen Bey'imizi, liderimizi güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek ve çok güçlü bir şekilde karar mekanizmasında yer almak adına biz de şahsımız adına tüm Balıkesir'in, Karesi'de yapmış olduğumuz görevlerin, Karesi'de yapmış olduğumuz tecrübeleri tüm şehre yaymak adına bu kutlu göreve layık olduk. Huzurlarınızda Allah nasip kısmet ederse 28. dönem Milliyetçi Hareket Partisi aday adayı olduğumu beyan ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi buraya geldiniz, bizlere destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun ama biz anlattığım süre zarfına belki burada bir 5 dakikada geçiyoruz ama 15 yıldan bahsediyorum. Biz burada yerele dönersek Allah şükürler olsun ki
Yerelde zirveyi de gördük. Biz o zaman da vardık. Vekil çıkaramadığımız zaman da vardık. Hep bu teşkilatın içindeydik. Hep bu teşkilatın emrindeydik. Ama biz şunu görüyoruz. Allah bin kere razı olsun. Buraya sığmayan, buraya gelen ve aşağıda bu salona sığmayan yüzlerce insan var. Demek ki Allah razı olsun. Bir şeyler yapabilmişiz. Bir şeyler verebilmişiz. Buradaki teşkilat büyüklerimiz, bizi yalnız bırakmayan insanlar. Biz bu başarabileceğimizi bunu daha önce Milliyetçi Hareket Partisi olarak gösterdik. Ben de diyorum. Burhan İlçe Başkanım, Şoförler Odası Başkanım, Karanlıoğuzlar Odası Başkanım, Sivil Toplum Kuruluşlarının çok değerli başkanları, Savaştepe İlçe Başkanım, Türk Bürosen, TESİŞ, Sendika Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları, çok kıymetli büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler ve siz basınımızın güzide temsilcileri. Bu yağmurun altında siz beklediniz. Bizim bu anlamlı günümüzde yanımızda oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Mensubu olmaktan şeref duydum. Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem milletvekili aday adayı basın toplantımıza, yukarıda teşriflerinizle bizlere çok mutlu ettiniz. Gerçekten yukarıdaki kalabalık, buradaki kalabalık yukarıya almadı. Bizim omuzlarımızda vermiş olduğunuz sorumluluğa, bizim omuzlarımıza taşımış olduğumuz yük bugün itibariyle daha da arttı. Allah nasip ederse biz 14 Mayıs akşamı Cumhur İttifakı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtireceğimizi ve ülkücü hareketin bilge lideri Doktor Devlet Bahçeli Bey'in emrinde Balıkesir'de vekillerimizi çıkaracağımızı buradan sözünü veriyoruz. Allah nasip ederse durmadan çalışacağız. Başaracağız. Biz bu işin altından kalkacağız. Bunu başarabilecek kararlılığımız var. Allah'a şükürler olsun ki siz de gördüğünüz desteğimiz var, ekibimiz var. Biz bunu başarabilecek güçteyiz. Dualarımızla yola çıktık. Allah o günü bize göstersin inşallah. Katılımlarınız için yağmurda bekletmeyeyim sizi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diye. Hayırlar, huzurlar, bereketler dileyelim inşallah. Hep beraber dua edelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أي yerlerin ve göklerin kainatın ve mahlukatın yüce sahibi yüce Rabbimiz sana hamd ediyoruz sana şükrediyoruz bizleri Müslüman olarak dünyaya getirdin Müslüman olarak yaşamayı Müslüman olarak huzuruna varmayı nasip eyle Allah'ım bu Anadolu topraklarını 1071'den Malazgirt'ten bu yana sen Müslüman beldesi kıldın. Allah'ım bu memlekette, bu diyarda, bu topraklarda her zaman, her daim, her an senin ezanı Muhammed'ini okumayı, okutmayı, Ya Rabbi senin camilerinde, mabetlerinde sana ibadet etmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım ezanlarla, al yıldızlı bayrağımızla süslenen bu toprakları Ya Rabbi ezansız bırakma Allah'ım. Ay yıldızlı bayrağımızı gönderden indirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu anda Balıkesir'imizin kurtuluşunun vesilesi olan Alaca Mescid'in önünde ecdadımızın beraberce bu vatanı kurtarma uğruna, bu toprakları savunma uğruna beraber hareket ettikleri Alaca Mescid'in önünde bulunuyoruz. Ya Rabbi bizim kanımız, canımız camilerde, mabetlerde, ibadetlerde. Şu anda Ramazan-ı Şerif'in arefesindeyiz. Allah'ım Ramazan-ı Şerif'i bizim için mübarek kıl. Hayırlara vesile eyle. Ramazan-ı Şerif'te bizi Ramazanlarla beraber olmayı, oruçlarla beraber olmayı, namazlarda, teravihlerde beraber olmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hamer Rahimin. Cem Öz Işıklıoğlu kardeşimizin yolculuğunu hayırlı eyle. Vatana, millete, memlekete hayırlı hizmetlerde bulunmayı kendisine nasip eyle. Allah'ım ülkemizi her türlü tehlikelerden, kötülüklerden, düşman istilasından sen mahfuz ve muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin
Kalesi Bey'in hemen yanında, Zanospaşa Hazretleri'nin hemen yanında bu toprakları bizlere emanet eden ecdadımızın manevi huzurlarında bulunuyoruz. Allah'ım ülkemizi her türlü yangın, deprem, su baskınlarından, sel felaketlerinden muhafaza eyle. Ülkemize hizmet edebilecek, hayırlısıyla bu vatana, millete hizmet edebilecek hayırlı evlatlar ve nesiller yetiştirmeyi nasip eyle. Ya Rab, ordumuz sana emanet, yurdumuz sana emanet, vatanımız sana emanet, ezanımız, bayrağımız sana emanet. Sen emanetlerine sahip çıkarsın ya Rabbi. Bizlere de bu emanetlere sahip çıkmayı nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Cem kardeşimizin dünyadan ahirete göçen merhum babasına rahmet eyle. Yapılan bu ikramları kabul eyle. Cennetinle cemalinle şu dualarımıza amin hal olan kardeşlerimizin bütün dünyadan geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin, Akif'in ifadesinde buyurdu. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın diyerek. Bu vatan savunmasını bizlere aşılayan, öğreten, yaşayan, yaşatan Akif'imize de rahmet eyle. İstiklal Marşımızın Akif'imizin anma günlerinde bulunuyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni şehitlerini anma günlerinde bulunuyoruz. Ya Rabbel Alemin, Çanakkale'yi geçilmez kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Seyit Onbaşılara, Mehmet Çavuşlara, Yahya Çavuşlara da rahmet eyle. Bu vatan için canını feda etmiş bütün şehitlerimize rahmet eyle. Şehitlerimizin şefaatine bizi nail eyle. Allah'ım ülkemize, insanımıza, milletimize, memleketimize birlik ve beraberlik nasip eyle. Birlik ve düzenlik nasip eyle. Huzurumuzu kaçırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Dualarımızı fetekabbeleha rabbuha gifabulin. Hasen'in ayet-i kerimenin sırrına mazhar eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.